Fatih Portakal, partili adalet düzeni diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılanları yorumladı. Portakal, çözüm süreci rüzgarının estiği bu günlerde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesi ve kayyum iddialarının ışığında önemli bir bakış açısı ortaya koydu. Operasyonun AK Parti içerisinde bilindiğini ifade eden Portakal, bu operasyonun Erdoğan'a danışılmadan yapılması mümkün değil dedi. Adalet ve İçişleri Bakanı'nın Erdoğan'ın yanına gidip bu operasyonu yapacağız, ne düşünüyorsunuz diye sormadan hareket etmesi imkansız. Görevlerinden ayrılırken bile aflarını isterken Erdoğan'ın bilgisi olmadan istifa edemiyorlar. Bu operasyonlara onay vermeleri çok mümkün değil. Asıl önemli olan bundan sonra CHP ne yapacak? Bu sarı öküzü verecek mi? Eğer verirse bu durum Mersin, İzmir gibi belediyelere de yansır mı göreceğiz. CHP'nin ve özellikle liderinin duruşu burada büyük önem taşıyor. Karar ne olursa olsun burada önceden hazırlanmış bir senaryo, bir oyun var ve oyun böyle oynanır dedirtiyorlar insana. İmamoğlu konusuna gelirsek, burada partili bir adalet düzeni eleştirisi var. Parti devleti kavramı artık adalet sistemine de yansımış durumda. Adalet Bakanı yargıya güvenelim diyor ama ben bu sisteme güvenemiyorum. Ne kendim yargının önüne çıktığımda güveniyorum ne de iktidarın yaptığı operasyonlara. Çünkü bağımsız ve tarafsız bir yargı kalmadı. Anayasaya uymayan bir iktidar yasalara mı uyacak? Bunlar yasaların anasına uymuyorlar. Adalet Bakanı da yasalara güvenelim diyor. Ama adalet ortada yok. İnsanlar adalet tesis edilmeden adalet varmış gibi inandırılmaya çalışılıyor. Bakın, İmamoğlu davasında İstinaf Mahkemesi Başkanı İmamoğlu'nun lehine karar vermişti. İkiye bir çoğunlukla mahkeme başkanı bu karar onanmaz demişti. O mahkeme başkanının değiştirildiği ve bu yüzden HSK'ya başvuru yapıldığı biliniyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle karar istiyorlar. Mahkeme başkanını ikna edememişler. Peki bunun nesine güveneyim? Kendim bir hakimin ya da savcının önünde ifade verirken size güvenebilir miyim diye düşünüyorum. İşte öyle bir düzene getirdik sözleriyle isyanını dile getirdi.